Yumuduk Mutfak'tan tekrar hepinize merhabalar. Bugün her evde bulunabilecek malzemelerle çok güzel bir çorba tarifiyle geldim. Bulgurlu nohutlu yoğurt çorbası yapacağız birlikte. Malzeme listeme geçmek istiyorum. Bir kase süzme yoğurt kullanacağız. Bir su bardağından 2 yemek kaşığı kadar fazla diyebilirim. Bir kase haşlanmış nohut. Bir çay bardağı pilavlık iri bulgur. Bir yumurta, 2 diş sarımsağa ihtiyacımız olacak. Baharat olarak kimyon, karabiber ve tuz, üzerine tereyağı ile yakmak için biraz nane, 1,5 yemek kaşığı kadar tereyağı, 2 yemek kaşığı da un kullanacağız, çok azıcık da zeytinyağı. Şimdi bu güzel lezzeti yapmaya birlikte başlıyoruz. Çorbamızı yapana kadar bulgurumuz bir kenarda sıcak suyun içerisinde birazcık şişecek. Bir kasemin içerisine bulgurumu aldım. Üzerine kaynamış sıcak suyumu da ilave ediyorum. Bu kenarda biraz böyle bu şekilde bekleyecek. Çorbamızın yoğurtlu karışımını hazırlamaya birlikte başlıyoruz. Süzme yoğurdumu böyle çorba yapacağım tenceremin içerisine önce bir alıyorum. Unumuzu ekliyorum. Yoğurt ve unumuzun üzerine bir adet yumurtamızın sarısını aldım. Sadece sarısını kullanıyoruz. Onu ilave ediyorum. Çok azıcık su ilave ediyorum süzme yoğurt olduğu için. Ve bunları birbiriyle özleşene kadar güzelce ocağa koymadan önce karıştıracağım. Yoğurdumu hafiften sulandırıp ocağa aldım. Siz taze yoğurt kullanacaksanız bu işleme gerek yok. Hafiften karıştırarak yoğurtlu karışımımı ılıtmaya başlıyorum. Çorbamızı yaparken en önemli püf noktası karıştırma işlemini kesinlikle bırakmamak. Yoksa çorbamızın yoğurdu kesilecektir. Hafiften böyle bütün malzemelerimi ılıttıktan sonra üzerine 5 bardak soğuk su ekliyorum ve karıştırarak pişirmeye başlıyorum. Kesinlikle soğuk su eklemelisiniz. Sıcak su da eklersek yoğurdumuz kesilir. Çorbamı karıştırarak güzelce kaynattım. Kenarda beklettiğim ve şişen bulgurlarımı çorbama ekliyorum. Haşlanmış nohutlarımı ilave ediyorum ve bulgurlarım yumuşayana kadar çorbamı kaynatmayı sürdürüyorum. 2 diş sarımsağımız vardı. İçerisine bundan sıkıyorum. Kimyon, karabiber ve tuzumu ekliyorum. Baharatlarını her zaman son aşamada eklemeliyiz. Küçük bir tavamın içerisine tereyağımı alıyorum. Yağımın yanmaması için çok azıcık da zeytinyağı ilave ediyorum. Yağımız pembeleştikten sonra kuru nanemi ilave ediyorum ve çok az yakarak ocağımın altını kapatıp sosumu tamamlıyorum. Bu arada bulgurlarım da gayet güzel kaynayarak yumuşadı. Çorbam artık servise hazır. Mis gibi sıcacık, bulgurlu, nohutlu yoğurt çorbam artık sunuma servise hazır. İster iftarda ister sahurda sevdiklerinize yapıp ikram edebileceğiniz sıcacık güzel bir lezzet daha bıraktım buraya. Tarifimi denerseniz eminim ki çok beğeneceksiniz. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yumuduk Mutfak'ta başka güzel lezzetlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.